Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanala ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Sasha Marsden'den bahsedeceğiz. Marsden ailesi Temmuz 2010'da Blackpool, İngiltere'de yaşıyorlardı. Ailenin çocuklarından 14 yaşındaki Sasha kendine güvenen, enerjik, arkadaş canlısı biri olarak biliniyordu. Sasha bir gün okuldan sonra bir arkadaşıyla yerel bir parka doğru yola çıktı. Bu parkta yürürlerken yanlarına 22 yaşında genç bir adam geldi ve kızlar da sohbet etti, onlarla beraber yürümeye başladı. Başta gayet normal görünen bu durum daha sonrasında kötü bir evreye gitti ve kızlara içki içmeyi teklif etti. Kızlar da bunu kabul ettiler ama 14 yaşındalar. Hatta Sasha'nın yanında olan arkadaşı 13 yaşında. Bu yüzden tabii ki bünyeleri bu durumu kaldıramadı. Özellikle Sasha hızlı bir şekilde bilincini kaybetti ve bu noktadan sonra işler gerçekten çığırından çıktı. Bu adam Sasha'nın üzerindeki kıyafetleri çıkarıp ona CS'de bulunmaya başladı. Sasha'nın yanında olan arkadaşı durumun farkındaydı ama çok küçüktü ve çok korkuyordu. Ne yapacağına dair hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden olaya müdahale edemedi. Ama daha sonrasında yoldan geçen iki genç adam bu durumu fark ettiler ve hemen gelip bu adamı kovalayıp Sasha'yı kurtardılar. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Marsden ailesinin evine bir telefon geldi ve gelip kızlarını karakoldan almaları söylendi. Karakolda Sasha için bir kayıt açmışlardı. Yani olayla ilgili şikayette bulunulmuştu ve aile gittiğinde aslında çoktan çoğu şey bitmişti bile. Sasha'yı alıp evlerine döndüler. Bu olay tabii ki Sasha'yı inanılmaz derecede etkiledi. O günden sonra resmen bambaşka bir karaktere büründü. Artık sürekli partilere gitmeye, sürekli içki içmeye, evden kaçmaya başlamıştı. Ki hala daha çok küçük baktığınızda ve ailesi bir şekilde onu engelleyemiyordu. Yani ne şekilde kısıtlamaya çalışırlarsa çalışsınlar, Sasha bir yolunu bulup evden kaçıp istediği yere gidebiliyordu. Üstelik okulda da durumlar çok kötüydü. Çünkü Sasha'nın yaşamış olduğu bu durumu öğrenen bazı çocuklar onunla dalga geçmeye, sürekli yaşadığı şeyleri alay konusu haline getirmeye başlamıştı. Bu yüzden Sasha okulda sürekli zorbalığa maruz kalıyordu. Artık resmen kendisine hiç güveni kalmamıştı. 16 yaşına geldiğinde Sasha Danny isimli bir çocukla tanıştı ve bu çocuktan gerçekten çok hoşlandı. Başladı. Kısa süre içerisinde de sevgili oldular. Danny'den Sasha'nın ailesi de hoşlanıyordu. Çünkü Danny aslında Sasha'nın diğer konuştuğu çocuklara göre çok daha düzgün birisiydi. Bu yüzden kızlarının böyle bir çocuklu olması biraz olsun içlerini rahatlatıyordu. Hatta Danny'nin belki de kızlarına iyi gelebileceğini düşünüyorlardı. 31 Ağustos'ta Sasha yine evden kaçtı ve ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarına rağmen 2 gün boyunca kızlarından hiçbir şekilde haber alamadılar. Tam da düzeldiğini düşündükleri anda böyle bir şeyin yaşanması onları inanılmaz derecede korkutmuş. Ama 2 gün sonra Sasha sonunda ailesini aradı ve onlara Danny ile beraber kaçtığını söyledi. Ve bu durumun tek bir geri dönüşü vardı. Yani isterlerse Sasha eve geri dönebilirdi ama bunun için Danny'yi de eve kabul etmeleri gerekiyordu. Yani artık Danny'nin de aileyle beraber yaşaması gerekiyordu. Çaresiz durumda olan aile bu teklifi kabul etti ve Sasha ile Danny artık Marsden'lerin ailesinin evinde yaşamaya başladılar. Döndüklerinde Sasha'da belli şekilde düzelmeler vardı. Artık bir hedefi vardı, çalışmak istiyordu, okumak istiyordu, düzgün bir şekilde yaşamak istiyordu. Eylül 2012'de ise çocuk bakımı okumaya başladı. Hatta sadece okumak değil, yarı zamanlı çalışıp harçlığını da çıkarmak istiyordu. Bu yüzden de yoğun bir şekilde iş arayışı başladı. Ocak 2013'te kim olduğunu bilmediğimiz bir arkadaşı Sasha'ya iş önerisinde bulundu. Ve Sasha da hemen bu işe başvurdu. Bir cumartesi günü Sasha ailesine kahvaltıdayken müjdeyi verdi. Pazartesi günü iş için görüşmeye gidecekti. Ve eğer olumlu geçerse artık harçlığını kendisi çıkarabilecekti. Herkes tabii ki bu habere çok sevindi. İşin tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyordu ama patronuyla Madame Tussauds'un önünde buluşacaktı ve buradan iş yerine gideceklerdi. Patron işi anlatacaktı. Sasha kabul ederse ve kabul edilirse patron tarafından
Daha sonrasında da işe başlayacaktı. Ama Sasha gideceği bu bölgenin tam nerede olduğunu bilemediği için, yani yolu karıştırmaktan korktuğu için babasından pazartesi günü onu kendisinin bırakmasını rica etti ve babası da bu durumu kabul etti. Pazartesi günü geldiğinde hep beraber oturup kahvaltı yaptılar. Daha sonrasında babası Sasha'yı alıp Madame Tussaud'un önüne bıraktı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra Sasha tekrar babasını arayıp gelip beni alabilirsin dedi ve bu şekilde eve döndüler. Sasha eve geldiğinde ailesine tüm olanları anlattı. Gittiği yer bir oteldi. Bu otelde işte temizlik görevlisi ya da yardımcı görevli diyebileceğimiz bir pozisyonda çalışacaktı. Sadece yatakları toplayacak çöpleri alacaktı. Yani çok yoğun bir işi yoktu. Kendisine okuluna göre vardiyalar belirlenebilecekti. Çok yoğun değildi otel zaten. Ve bunun dışında patronu gerçekten çok iyi bir adamdı. Sasha'nın mülakat sürecindeyken zamanını çaldığını düşündüğünden ona 10 dolarlık bir ödemeyi çoktan yapmıştı bile. Aslında bunu yapmasının sebeplerinden biri de patron işi anlatırken Sasha'nın oradaki yatakların bir kısmını düzeltmiş olması. Yani hali hazırda ufak da olsa birkaç iş yapmış olmasından kaynakla gitmeden önce ona böyle bir para verilmişti. Sasha bu durumdan gerçekten çok mutluydu. Ertesi perşembe Sasha'nın ilk iş günüydü. Sasha sabah kalktı, kahvaltısını yaptı. Daha sonrasında da önce okuluna sonra işine gidecekti. Ama iş saati geldiği zaman tam olarak yeri bulamadı. Bu yüzden babasını arayıp tekrar kendisini Madame Tussaud'un önüne bırakmasını söyledi. Babası gelip Sasha'yı oraya bıraktı ve Sasha yeniden yürüyerek iş yerine doğru gitti. Akşam saatleri olduğunda, yani artık vardiyadan çıkması beklenen saatlerde Sasha'dan hala bir ses seda yoktu. Ailesi ona hiçbir şekilde ulaşamıyordu ve doğal olarak da merak ediyorlardı. Ama akıllarında şöyle bir şey vardı. O akşam Sasha Danny ile beraber bir partiye gidecekti. Bu yüzden birazdan gelir, birazdan gelir diye bekleyerek partinin saatine kadar rahat bir şekilde durdular. Yani biraz daha rahat bir şekilde durdular en azından. Ama parti saati yaklaştığında, gitmeleri gereken saat geldiğinde Sasha hala gelmemişti. Üstelik hiçbir şekilde bir cevap vermiyordu, onlara ulaşılabilir durumda değildi. Geç kalacağına dair bir bilgi de gelmemişti kendisinden. İşte bu artık bu olayın normal bir olay olmadığını aileye fark ettiren şey oldu. Aileden hiç kimse Sasha'nın tam olarak iş yerinin ismini veya yerini bilmediği için onun iş yerini bulmaya çalıştılar ve bu şekilde Sasha'nın Facebook'una girmeye karar verdiler. Facebook şifresi Danny'de var olduğu için hızlıca giriş yapabildiler. Tüm arkadaşlarıyla olan mesajlarını kontrol ettiler ama burada iş yerine dair bir isim bulamayınca ilgisi olabilecek kişilere mesaj atmaya başladılar. Sonunda Sasha'yı bu işi öneren kişiden patronun isminin David olduğunu öğrendiler bu mesajlaşmalar sayesinde. Ve Sasha'nın Facebook'undaki kişiler listesine girip David ismini arattılar. İki tane David çıkıyordu. Birisi zaten Danny'nin arkadaşıydı. O yüzden bu kişiyi direkt elediler. Diğer David'in profilini incelediklerinde ise doğru kişiye baktıklarını anladılar. Çünkü bu adamın profilinde iş yeri ismi Grafton House Hotel olarak geçiyordu. Bu sayede otelin ismini de öğrenebildikleri için artık haritalarda burayı kontrol edip otele doğru yola çıktılar. Buraya gittiklerinde kapıyı böyle dağınık, biraz pejmurda şekilde olan bir adam açtı. Ve bu kişinin David olduğunu anladılar. Ona Sasha'nın nerede olduğunu sordular. Yani otelden çıkıp çıkmadığını sordular. David onlara Sasha'nın vardiyasının saatler önce bittiğini ve babasıyla buluşmak üzere bu otelden ayrıldığını söyledi. Bu bilgiden sonra sonunda Marston ailesi polis ekiplerini aradı. Saat 23 civarlarında polise bir kayıp başvurusunda bulundular Sasha ile ilgili. Evlerine gidip kendileri de Sasha'yı yine evde beklemeye başladılar ve kısa süre içerisinde kapılarına iki polis memuru geldi. Polis memuru sanki aileden kayıp ile ilgili bilgi almak istiyor gibi görünüyordu ama aralarından bir tanesi sık sık dışarıya çıkıyor, telsizde bir şeyler konuşup geri giriyordu. Bu durum tabii ki annenin dikkatini çekti ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Daha dikkatli izliyordu bu adamı. Ama bu polis memuru dördüncü kez dışarı çıktıktan sonra tekrar eve geldiğinde aileye kötü haberi verdi. Muhtemelen Sasha'ya ait bir beden cansız şekilde bulunmuştu. Blackpool'da arka sokaklardan bir tanesinde bir kadın bedeni yanar halde bulunmuştu ve insanlar tarafından ihbar edilmişti. Sasha'nın kayıp ihbarından saatler önce buraya polisler ve itfaiye ekipleri çağrılmıştı. Ve kadının bedeninin üzerinde onun kimliğini belirleyebilecek hiçbir şey yoktu. Zaten yüzü de pek aslında tanınabilir durumda değildi. Ayrıca o gün hiç kayıp başvurusu da olmadığından bunun kime ait olabileceğine dair o an için bir tahminleri de yoktu. Ama daha sonrasında Sasha kayıp olarak bildirildiğinde ve işte beden ölçüleri de buna birazcık uyduğunda bu kişinin Sasha olabileceğini anladılar. Olay şöyle belirlenmişti. Bir kişi komşularına yangın olduğunu haber vermiş ve herkes gelip oraya yığılmıştı. Bu kişi aslında Sasha'nın patronu David Minto'ydu.
David sevgilisiyleyken dışarıda yanan bir manken olduğunu söyledi. Beraber gidip bakmak istediler ve yaklaştıklarında bunun aslında manken değil bir insan olduğunu anladılar. David'in kız arkadaşı ise hemen durumu polislere haber verdi. Polisler bedenin gerçekten Sasha'ya ait olup olmadığını anlayabilmek için evden Sasha'ya ait olan diş fırçasını alıp DNA analizi için gönderdiler. İki gün sonra ise gerçekten bu kişinin Sasha olduğu doğrulandı. Tabii ki David'in oteli Sasha'nın gittiği en son yer olarak biliniyordu ve bu yüzden polisler otel ve David hakkında birazcık araştırma yaptılar. Fark ettiler ki David bu otelin sahibi değildi. Buranın sahibi David'in kız arkadaşı ve onun annesiydi. Otelde herhangi bir şekilde çalışan da değildi. Herhangi bir şekilde birini işe alma yetkisi yoktu. Bir personel değerlendirme yetkisi yoktu. Kaldı ki otel zaten tadilattaydı ve şu anda kullanım dışıydı. Burada sadece David ve sevgilisi yaşıyorlardı o dönem için. Yani personel ihtiyacı da yoktu. David'in sevgilisi sabah çıkıp akşam 9'da eve geliyordu. Yani bir işi gücü vardı. Bu yüzden çoğunlukla otelde olmuyordu. Ama David bir tamircide ara ara çalışıyordu ve bu yüzden gününün genel kısmı otelde geçiyordu. David bu yalnız kaldığı süreyi otelle ilgili iş ilanları vererek kızları buraya çekmeye çalışma amaçlı kullanıyordu. Bu bilgilerden sonra otelin yakınındaki bölgeden CCTV görüntüleri toplandı ve bu görüntülerden bir tanesinde Sasha'nın David'le beraber otele doğru yürüdüğü görünüyordu. Daha sonrasında ise herhangi bir şekilde Sasha'nın otelden çıktığına dair bir görüntü yoktu. Bu da bu durumda şüphelerin daha çok David'in üzerinde yoğunlaşmasına sebep oldu. Hemen otele bir arama düzenlendi ve bu arama sonrasında ilk gözlerine çarpan şey otelin temizlenmeye çalışılmış olmasıydı. Evde yapılan incelemelerde bu temizliğe rağmen yadsınamaz kadar çok kırmızı miktarı bulundu. Yani birçok yere sıçramıştı ve bunlar temizlik esnasında gözden kaçmıştı. Bununla ilgili David sorguya çekildi ve David sorguda aslında o gün Sasha ile bir beraberlik yaşadıklarını, bunun rızaya dayalı olduğunu ve daha sonrasında da Sasha'nın burnunun kanadığını, bunlar kaynaklı da etrafta bu sıvıların bulunmasının normal olduğunu söyledi. Tüm bunlar olurken Sasha'nın adli tıptaki incelemesi bitti ve fark edildi ki Sasha sadece yanmamıştı veya bu yüzden hayatını kaybetmemişti. Sasha'nın bedeninde kafa ve boyun kısmında toplamda 56 kesici alet yaralanması vardı. 9 tane savunma yarası vardı. Ayrıca Sasha ya hayatını kaybettikten sonra ya da kaybetmek üzereyken CS'ye maruz kalmıştı. Yani kendisine inanılmaz derecede bir işkence yaşatıldıktan sonra artık kendinde bile değilken ona bunu yapan kişi hala daha Sasha'dan faydalanmaya çalışıyordu. 15 Temmuz 2013'te sonunda tüm bu olanlardan kaynaklı David Minto tutuklandı. David'in mahkeme süreci başladığında bir kadın David'in aleyhine bazı ifadelerde bulundu ve kendisinin de 2 hafta önce, olaydan 2 hafta önce bu otele gittiğini ve otelde yine David'in kendisinde de CS'de bulunmaya çalıştığını, kendisinin kavga ederek karşı koyduğunu ve bu şekilde David'in elinden kurtulduğunu belirtti. David her ne kadar suçunu kabul etmese de en sonunda kendisi en az 35 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şu an için cezasını çekmeye devam ediyor. Evet, benim bu konuyla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bunun dışında son olarak şöyle bir bilgi vereyim size. Kriminelle V2'de çoğunuz zaten görmüşsünüzdür. Türkiye'de yaşanmış bir olay, Münevver Karabulut davasından bahsettim. Türk davalarına başlamamı çok istiyordunuz. Sözünü verdiğim birkaç dava var zaten size. Ara ara Türk davaları yapacağım ama bu kanalda değil de V2'de yapmaya çalışacağım onları. Çünkü buranın sadece yabancı olaylar üzerine kalmasını istiyorum. Başladığımız gibi devam etsin. V2'yi de bu şekilde alternatif olarak kullanmış olalım. O yüzden Türk davalarının da olduğu bir kanal görmek istiyorsanız benden V2'ye göz atabilirsiniz. Evet, benim söyleyeceğim her şey bu kadar. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.